Merhaba, isim Emine Azalkaya. Bildiğiniz üzere geçen sene okulumuzdan mezun oldum. Bu sene de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyorum Türkçe bölümünde. Bugün bu vlogumuz röportajı bizim tarihi ekonomisinin önünde çekmeye karar verdik. Çünkü bizim okuldaki amfilere genellikle Cerrahpaşa'nın tarihinde önemli yer edinen hocaların isim veriliyor. Ekrem Kalp Umat da bu hocalarımızdan bir tanesi. Tıp literatürüne geçmiş bir hocamız. O yüzden bugün bu videoyu burada çekeceğiz. İsterseniz başlayalım. Videonun başında bahsettiğim gibi burası Eko, şu an Eko'dayız. Şimdi bina ile ilgili genel bir bilgi vermek gerekirse burası bizim tamamen Türkçe öğrencilerine ait olan bir yer. İngilizce binamız hastanenin yani bu kampüsün diğer tarafında. Burada sadece 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri ders görüyor. Diğer 4, 5 ve 6'lar genellikle hastanede dahiliye binası dediğimiz binanın içindeki diğer tarihi amfilerde ders görüyorlar. Biz de burada sadece teorik dersleri alıyoruz. Laboratuvar derslerimiz ise kampüsün öbür köşesindeki geçici binada. Laboratuvarlarımız orada tamamen, çalışma odalarımız da orada. Zaten bu bina daha önceden çok daha büyük bir binaymış. Burada sadece amfileri bırakarak diğer binayı yıkıp buradaki yerleri restore ettiler. Videonun en başında gördüğünüz yer ise bizim kantinimizdi. Kantinimiz de yeni yapıldı. Oradan yukarı doğru çıkarken de bir üst katta bizim öğrenci kulüplerimiz var. Öğrenci kulüplerimizde her kulübün kendi ayrı odası var. O konuda da şanslıyız. Genel olarak böyle yani hastanenin karmaşasından ve o hasta yoğunluğundan uzak olduğumuz tamamen Türkçe öğrencilerine ait bir bina burası. Şimdi arkadaşım Göksun soruları soracak. Ben de olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. İlk olarak Cerrahpaşalı olmak nasıl bir duygu? Cerrahpaşalı olmak her şeyin en temelinde çok gurur verici bir şey tabii ki de. Çünkü kökleri çok çok eskiye dayanan bir okul burası. Aynı zamanda hastanesi de öyle. O yüzden bunun tarihiyle açıkçası gurur duyuyorum kendi okulumun. Buradaki avantajlardan biri de hocalar genellikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu oldukları için öğrencinin halinden çok iyi anlayabiliyorlar. Hem okulla ilgili hem hastaneyle ilgili çok fazla tecrübeleri var. Ve bu tecrübeleri de olabildiğince size aktarmaya çalışıyorlar. Bu açıdan Cerrahpaşa'da öğrenci olmak sanki öğrenci değilmiş de ailenin bir parçasıymışsınız gibi. Yani kendinizi zaman geçtikçe daha fazla ailenin içinden hissetmeye başlıyorsunuz. Okulu daha fazla benimsemeye başlıyorsunuz. Yani okulda yapılan en küçük bir değişiklik bile sizi mutlu ediyor. Hani iyi yönde olan bir şey. Kötü yönde yapılan bir şey sizi hani sanki kendi ailenize bir kötülük yapılmış gibi gerçekten üzüyor. O açıdan baktığımızda gerçekten Cerrahpaşalı olmaktan çok gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Yani inşallah üniversite hayatım bittikten sonra da yani meslek hayatımı da burada devam ettiririm. Buraya gelmeden önce hedeflerin arasında Cerrahpaşa var mıydı? Cerrahpaşa aslında benim lise son 2. sınıfta yani 11. ve 12. sınıfta tamamen hani ben kesinlikle Cerrahpaşa'yı kazanacağım dediğim zamanlarda. Ondan önce işte liseye yeni başlamanın verdiği heyecanla böyle çeşitli şehirlerdeki üniversiteleri falan düşünüyordum ama iş artık ciddiye binmeye başlayınca ve benim kesin bir karar vermem gerektiğini bilincine vardığım zaman hedefim kesinlikle Cerrahpaşa'ydı. Yani Cerrahpaşa'yı kazanamasaydım ne yapardım yani bilmiyorum. Mezunumu bırakırdım yoksa yani başka bir tıp fakültesine mi giderdim hiçbir fikrim yok ama kesinlikle Cerrahpaşa benim için en doğru tercih yani buna kesinlikle eminim. Şimdi videomuza yenilenen dahiliye kantinin orada devam edeceğiz. Çünkü orası da gerçekten bizim okul için sembol yerlerden biri. O yüzden hadi gidelim. Bize bir günlük ders çalışma programını anlatır mısın? Kaç saat nasıl çalışıyorum? Aslında insanın ne kadar nasıl çalıştığı kişiden kişiye göre değişebilen bir şey. Yani siz özel ders mi alıyorsunuz, okuldan sonra başka bir kurs merkezine mi gidiyorsunuz vesaire bunlar çok önemli şeyler. Benim genellikle haftada 2 ya da 3 gün özel dersim veya dışarıda gittiğim kurslarım oluyordu. Okul kursunu zaten hafta sonuydu. Bu zaman ders çalışmaya genellikle akşam 7 gibi başlayıp çok geç olmadan saat 11-12 gibi maksimum yatan bir öğrenciyim. Yani evde yaklaşık 4-5 saat çalışıyordum. Benim hani çalışma üzerine bu kadar oluşturabilmem en
bilmem ne, okuldaki boş derslerdi. Bildiğiniz üzere okuldaki bazı dersler boş oluyor ve kütüphanedir, çalışma odalarıdır. Bunlar çalışmak için gayet uygun yerler ve ben buradaki bütün boş derslerde orada çalışıyorum. Yani önemli olan benim fikrim evden ziyade okuldaki boş vakitlerinizi düzenleyebilmeniz. Yani önemli şey aslında boş vaktinizi nasıl doldurduğunuz. Yani siz okuldaki vakitlerinizi boş geçirip akşam evde de çok iyi çalışıyor olabilirsiniz. Ya da akşam biraz daha rölantiye alıp daha böyle konu tekrarlarına biraz ağırlık verip daha az sürecek okulda çok çok daha fazla çalışıyorsunuz. Bu aslında sizin biraz da yapınıza bağlı. Çok fazla çalışmaya dayanabiliyor musunuz yoksa arada molalara mı ihtiyacınız oluyor? Mesela sınıfımızda biz genellikle öğle araları 1,5 saat boyunca ders çalıştık ama bazı arkadaşlarımız vardı. Akşamları çok fazla çalıştıkları için öğle araları 1,5 saatte çalışmıyordu. Yani bu kısacası toparlamak gerekirse tamamen size bağlı bir şey. Sizin yapınıza bağlı bir şey, programınıza bağlı bir şey, planınıza bağlı bir şey. Senin bu süreçte yönlendiren bir eğitim koçun oldu mu? Aslında özel olarak bir eğitim koçum yoktu. Ama tabii ki de bu işin önemli kısmı planlı ve düzenli çalışmak. O yüzden ben de okuldaki rehberlik hocamdan, Kerim hocadan çok fazla yardım aldım. Her hafta boyunca işte onunla birlikte bir çalışma planı oluşturduk. İşte hangi boş derste, hangi derste çalışacağım, hangi derste temel olarak hangi kaynağı kullanacağım gibi. Ama zaten eğer siz Kerim Hoca'ya gitmeseniz de veya atıyorum biyolojiden bir konuda sıkıntı yaşıyorsunuz ya da ders çalışma süresi işte biyoloji netleriniz biraz düştü. Zaten biyoloji hocası yani Zafer Hoca'ya gittiğiniz zaman o size işte şu konulardan şunu yapmalısın, şu şekilde çalışmalısın diye zaten size tavsiye verecektir. Ya da atıyorum matematikte gittiğiniz zaman işte şu kaynağı biraz daha önemli, işte şu şekilde çöz bu soruları, böyle yap gibi zaten size tavsiyelerde bulunacaktır. Yani aslında eğitim koçu genel olarak hani bu dediğim işte ders bazında yardım almak, rehberlik hocanıza yardım almak, eğitim koçu bu tür şeyler sizin bu dönemde çok önemli bir yardımcınız. Çünkü siz hani bu başarıya aslında biraz da planlı çalışarak ulaşacaksınız. Çünkü hani çok çalışmak değil, planlı çalışmak önemli. Ben 10 saatte bir matematiğe çalışsam, ben yani konumu bitiremediğim sürece benim bu matematiğe 10 saat çalışmamın bir önemi pek fazla yok. Bu yüzden önemli olan planlı ve düzenli çalışmak. Bu yüzden eğer eğitim kursuna başvurmanız gerekiyorsa başvurun. Rehberlik kursuna başvurmanız gerekiyorsa kesinlikle başvurun. Hocalarınıza başvurmanız gerekiyorsa kesinlikle başvurun. Yani bir şekilde bu 3 farklı gruptan birinden mutlaka yardım alın. Senenin sonunda da hani geriye dönüp baktığınızda işte daha keşke daha planlı olsaydım, daha düzenli olsaydım gibi bir aklınıza keşkeniz kalmasın. Okul kurslarına mı katıldın yoksa özel eğitim kurslarına mı katıldın? Lise hayatımın aslında ilk 2 senesi falan özel eğitim kurslarına gittim, dışarıdaki kurslarına. Ama son sene her hafta mutlaka okul kurslarına katıldım. Hatta bazı derslerde sadece tek ben oluyordum. Okulda öyle hocalara mesela özel olarak sorularımı da çözdürebiliyordum. Ve her kursa, her derse istisnasız gittim. Bunun şöyle önemli bir tarafı var. Şimdi siz 4 sene boyunca zaten en temel bilgileri ne yaparsınız? Bu hocalarınıza ne yaptınız? Yani isterseniz o konuyu evde okuyun kitaptan, isterseniz işte özel eğitim kursuna gidin, sizin temelde asıl hocalarınız okuldaki hocalarınız. Bu yüzden okul kursu aslında sizin için çok çok büyük bir nimet. Yani 5 günün dışında 2 gün daha okul kurslarıyla okuldaki hocalarınıza takıldıklarınızı, yapamadıklarınızı, anlamadıklarınızı sorabilirsiniz. Bu yüzden benim size tavsiyem ne olursa olsun, isterseniz bütün derslerden özel ders alın, isterseniz bütün derslerden özel kurslara gidin, mutlaka okul kurslarına katılın. Yani ileride bence benim için bu pişman olunabilecek bir şey. Çünkü ben kendimde çok fazla faydasını gördüm. Peki çözemediğin sorularla ilgili nasıl bir yol izledin? Çözemediğim sorular da denemedeyse eğer çözemediğim sorular, ben sorularımı kesip bir zarfın içine koyup hocalarıma o şekilde soruyordum. Kitap derse kitabı götürüyordum. Hani bu bazı insanlar şey yapıyor, kesiyorlar soruları, işte kitaba yapıştırıyorlar, kitaptan çözümlere bakıyorlar. Bu herkesin kendi anlayış tarzına göre değişiyor. Ama bu da asıl bunun nasıl yapılacağından çok neden yapıldığı çok önemli. Şimdi sizin yapamadığınız soruyu siz öğrenmediğiniz sürece o soru tipi sizde her zaman eksik kalacak.
her zaman bunu yapamayacaksın. Çünkü zaten hani bilmediğiniz için, yolunu bilmediğiniz için yapamıyorsunuz. Yani size denemede veya sınavda ilahi bir güçle o soruyu tekrar yapabilecek bir kabiliyet gelmedi. Bu yüzden en önemli şey belki de çalışma sürecinizde yapamadığınız soruları mutlaka ama mutlaka sormanız gerekiyor. Nasıl olduğu önemli değil. Ben kesiyordum, başka biri kitabı götürüyordu, başka biri fotoğrafını çekiyordu falan filan. Neyse, orası önemli değil. Önemli olan o soruları mutlaka ama mutlaka sormanız. Ben olabildiğince her soruyu sormaya çalışıyordum. Hatta bir soruyu denemede falan doğru yapsam ve içinde bir tane madde bile aklıma takıldıysa o maddeyi ben mutlaka hocama sorardım. Bu da aslında sizin eksiklerinizi görmeniz için de önemli bir yol aslında. Yani ben soruyu çözüyorum ama benim eksiğim nerede? Hani ben işlem hatasından mı kaçırıyorum, yoksa şu formülü mü tam anlamadım, yoksa sorunu vurgulamak istediğini mi kaçırıyorum? Hocamız zaten size bunu çözerken söylüyor. Bu yüzden en önemli şey, ama en önemli şey, yapamadığınız soru mutlaka ama mutlaka sormanız.